Hürriyet.com.tr'den herkese selamlar. Bugün Kanal D'nin yeni yapımı Yıldız de Bana'ya geldik. Oyuncuları çekeceğiz, sunucumuzla konuşacağız, oyuncu koçlarıyla konuşacağız ve değerli jürilerle bir arada olacağız. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Ben de çok heyecanlıyım şahsen. Haydi bakalım. Mansur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür. Siz hoş geldiniz yani. Mekanı mekan bizim. Bu yarışmada en zor aslında sizin yaptığınız işi ben görüyorum. Çünkü bu yarışmayı yönetmek hakikaten zor. Bu yönetim konusunda hislerinizi alacağım. Nasıl geçiyor? Benim için çok zevkli. Bir programı yönlendiriyor olabilmek, işte ne bileyim yarışmacıları güzel sunuyor olabilmek, programı güzel sunuyor olabilmek benim için çok ne diyeyim, tadı çok damağımda kalan ve eve gittiğimde çok hani düşündüğümde çok hoşuma giden bir sürü an yaşıyorum burada. O yüzden de uzun haftalar, uzun aylar seyirci karşısında olmayı ben de çok istiyorum. Çünkü güzel bir formatımız var. Buradan muhakkak çok yetenekli, çok önümüzdeki yıllarda çok fazla ekranlarda göreceğimiz çok fazla genç arkadaşımız var. Öyle bir potansiyel var. Var mı? Tabii söylemeniz doğru olmayacaktır ama isim istemeyeceğim. Evet ya, gerçekten çok potansiyel olarak görüyorum dedi. Ya bak, çok dürüstçe bir şey söyleyeyim. Potansiyel sadece başlangıcı, yetenek sadece başlangıcı. Bizim işimiz sadece çalışmak. Bundan sonra çalışacak, devam edecek olan gençler önleri açık olacak. Çünkü böyle bir fırsat verildi onlara. Çalışmayan, işte kendini geliştirmeyen, yeni şeyler öğrenmeyen, mesleğine yeni bir şey katmayan da bu programlık sadece bir işte televizyonda olma gururunu yaşayıp sonra unutulacak. Böyle bu işler. Biz yarışmacılarla sohbet etme imkanımız oldu. Onları da böyle bir konuştuk. Siz jüriyi nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Yani hepsi kendi kuşaklarında, kendi işte alanlarında oldukça usta isimler. Büşra da öyle, Zafer abi de öyle, Hülya Hanım da öyle. Ben Büşra ile ve Zafer abiyle çalışma şansım oldu ama Hülya Hanım'la ilk kez çalışma şansımız oluyor. Düşünsenize yani, hani milyonlarca insan sizi izliyor tabii ki. Olacak, onlar çok normal, bu işin tuzu biberi. Ama bence bu hafta çok daha iyi oyunlar göreceğiz, çok daha iyi performanslar göreceğiz. Çünkü bir haftadır ben alıyorum haberlerini. Çok gidip gelmiyorum. Benim için de sürpriz olsun istiyorum izlediğim oyunlar. Fakat aldığım haberlere göre çok iyi hazırlanmışlar. Bakalım, çok zevkli anlar bizi bekliyor. Son olarak bir geçmişte yapılan yarışmadan gerçekten sektörde işte birçok isim biliyoruz. Sanatçı çıkmış ve devam etmiş. Başarılı kariyer hikayeleri. Bu yarışmadan da öyle kariyer hikayeleri yazılacağına inanıyor musunuz? Hep herkesin ümidi o yönde. Tabii ki öyle olmasını istiyoruz. Tabii ki işte bundan 10 yıl sonra işte Türkiye'deki starların birinin geçmişine baktığımızda ilk bu yarışmadan çıkmıştı demeyi, işte burada olmasın, buradan çıkıyor olmasını çok istiyoruz. Herkes bunu çok arzuluyor. Bence bunun önünde bir engel de yok ve daha önce de bir sürü işte yıldız yetiştirmiş bir format. Çok benzer formatlar oldu çünkü. Bizim yarışmamız da bu yıldızların muhakkak bir olanak sağlayacak yıldız adaylarına. Dediğim gibi ama bu iş sadece başlangıcı ya. Yani işte sen kendi muhabirliğinden biliyorsun. Üstüne koymazsan işte bundan 2 yıl sonra eskirsin. Bu işte böyle bir iş. Burada 2 yıl bile beklemiyor yani. Her hafta, her geçen ay, her bilmem ne de yeni bir şey koymazsan süre sonra seyirci senin kara kaşına, kara gözüne bakmıyor. Senin yeterliğine, yetkinliğine bakıyor. O yetkinliği sürekli bilemen lazım. O yetkinliği sürekli geliştirmen lazım. Her işte öyle değil mi aslında? Yani vallahi ne diyeyim ben, en yaratıcı olmayan işi bile düşündüğün zaman, atıyorum yani uzun yol şoförüysen bile üstüne bir şey koyman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bildiğinle ilerleyemezsin. Bildiğin sadece gününü kurtarır. Valla çok teşekkür ederiz. Bence bu içerik yarışmacılar da izlediği zaman bir feedback alabilecekleri bir içerik oldu yani sizin cevaplarınız. Çok sağ olun. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gene bekleriz. Arca bizimle birlikte. Bakalım merak edilenleri soracağız. Yarışmaya katılacağın netleştikten sonra neler hissettin? Tamam, böyle aldın abi. Netsin yani. Ne hissettin? Yani çok sevindim gerçekten. Çünkü çok içinde olmak istediğim bir yarışmaydı. Ve seçildiğimi öğrendikten sonra da çok mutlu oldum. Heyecanım çok yükseldi. Ne zaman başlayacağız, ne olacak, ne bitecek diye heyecanla bekledim. Ve sonra da başladık. En çok tedirgin olduğun jüri üyesi kim? En çok tedirgin olduğum jüri üyesi Hülya Avşar muhtemelen. Çünkü hiç beklemediğimiz anlarda beklemediğimiz yorumlar yapabiliyor. Ama 3 jüri üyesinden de gayet memnunum. Hepsini seviyorum. Gayet güzel geçiyor diye düşünüyorum. Ne bekliyoruz? Yarışmanın sana neler getirmesini bekliyoruz? Yani sektörde çok iyi bir dizide yer alabiliyor olmak mı? Ya bu yarışmayı aslında bana bir kapı aralaması için başvurmuştum. Seçildikten sonra da bu yüzden çok mutluyum. Burada şu an bizi bir sürü işte yapımcı, yönetmen, sektörün içerisinden bir sürü insan izliyor.
Ve izledikten sonra da bana bir şans verdikleri zaman ben o şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Buraya da bunun için geldim. Kendimi göstermeye geldim. Umarım iyi bir şekilde kendimi gösterebilirim. Kimi rakip olarak görüyorsun? Rakip olarak gördüğüm aslında ya kimseyi rakip olarak görmüyorum. Yani ben kendimi iyi göstermek için buradayım. Tabii ki de bu bir yarışma. Tabii ki de kazanmak çok güzel olur. Ama aslında ben kendim olmaya, kendimi göstermeye geldim. O yüzden yani rakip olarak gördüğüm kimse yok. İddialı bir cevap oldu. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sumru bizimle birlikte. Sumru hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Yarışmaya ilk seçildiğinde ne hissettin? Yarışmaya ilk seçildiğimde yani ağladım ben açıkçası. Yani hatta Hamdi Hoca'ya şey demiştim. Dışarı bir çıkıp ağlayabilir miyim demiştim. İlk ağladım. Sonra böyle nötrleştim ama ben tüm elemelerde çok nötrdüm yani. Heyecanı bastırmaya çalıştım zaten. Çünkü benim hayatta bir şeylere heyecanlandığımda istediğim olmuyor. O yüzden heyecanlı değildim ama ağladım. En tedirgin olduğun, çekindiğin jüri kim? Yani aslında çok yok çünkü en azından ilk bölümde zaten ortalama hep aynı fikirdelerdi birkaç kişi dışında sanırım. O yüzden hepsini eşit ağırlıkta diyebilirim çünkü genelde aynı fikirde oluyorlar. Yarışmada kendi rakip olarak gördüğün kimse var mı? Yok çünkü yarışmadan ziyade buraya aslında biraz kendimi geliştirmek ve kendimi ön plana çıkarabilmek ve de biraz daha kendimi gösterebilmek için kullanıyorum yarışmayı aslında. O yüzden yarışma olayına girersem yani kafam yarışma olayında olursa iyi bir performans sergileyebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü rekabetten ziyade hepimiz bence kendimizi sadece burada göstermek için olmalıyız, bulunmalıyız. Teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Hamdi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim, çok sağ olun, çok çok iyiyim. İlk bölümü izledikten sonra şöyle bir hisse kapıldım ben. Genelde bu yarışmalarda böyle bir oyuncuların empatisini kurup onları biraz yanında olup hani anlama anlamında söylüyorum. Daha yumuşak, daha böyle destekçi. Sanki öyle bir vibe veriyordunuz gibi böyle oyunculara. Var mı böyle bir şey? Zaten öyle olmam gerekiyor. Günün sonunda onlarla çok uzun bir yol hikayemiz var. Bizim binlerce oyuncu adayı arasından binlerce işte televizyonda yıldız olma iddiasında olan adaydan seçtiğimiz kardeşlerimiz de yani hepsi benim çocuklarım, evlatlarım gibi. Bu anlamda çok zor bir iş yapıyorlardı. Tabii ki büyük bir risk alarak biz canlı yayında bu performansları göstermek istedik. Yanlarında durmaya çalıştım. Bir oyuncularla biz konuştuk. Jüri konusunda özellikle Hülya Avşar konusunda inanılmazlar, o kaygı hissediyoruz diye. Şimdi bir kere yani Hülya Hanım yapı olarak işte kaç yıllık çok önemli bir sanatçı. Birçok işte özellikle sinemada, daha önce yaptığı dizilerde, müzik çalışmalarında, canlı şovlarında kendisini ispat etmiş tartışmasız bir isim. Fakat ben yani şuna bakıyorum yani zaten çok zor bir süreçten geçen bir ülkenin bir yolu, bir yol haritası var. İşte 6 Şubat'tan sonra yaşanan olaylar, işte bu programı yapalım yapmayalım, işte hep umudumuz gençler vesaire. Yani bizim biraz daha artık burada değerlendirmelerimizi yaparken hemen değil böyle bir nefes alma biçimi koymamız gerekiyordu. Teşekkür ederiz samimi cevaplarınız için, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Ahmet bizimle birlikte şimdi de. Ahmet hoş geldin, merhaba. Ne hissettin netleşince, yarışmada olacağını netleşince? Tabii ki çok mutlu oldum. Açıkçası kız arkadaşım çok fazla ısrar etmişti katıl diye. Çok ayrı bir heyecan oldu bizim için. Çünkü çok fazla bir eleme temposu içerisine girdik. Ve birkaç tur eleme oldu. Ve sonrasında öğrendiğimizde hadi bakalım başlıyoruz dedik. Güzel bir şekilde o yüzden devam ediyoruz burada. Kadronun en hareketli, afacan oyuncusu sensin gibi geldi bana şu an. Evet, teveccühünüz, teşekkür ederim. Yani elimizden geldiğince enerjimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü kamera önü denilen şey enerji işi. Biz de burada işte bu adamlar, bu kızlar her şeyi oynar, ne verirlerse oynar diye yola çıkıyoruz. Ve ekranları başında bizi izleyen ve artık bizi destekleyen herkese kendimizi bir şekilde gösterip onları mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Rakip olarak kimi görüyorsun kendini? Rakip olarak şu an yani bunun için çok erken ve zaten şu an hani böyle bir şey düşünebileceğimi de düşünmüyorum. Daha demin söylediğim gibi hepimiz burada kendimizi işte bu gençler her şeyi oynayabilir demek için sektöre karşı durduğumuz için ve sektörün içinde olmak için burada olduğumuz için ve birbirimize sürekli bir sahne üzerinde daha yeni birbirimizi tanıyoruz. Çünkü daha 2 hafta önce birbirimizle tanıştık ve sahne üzerinde de birbirimizi daha yeni tanıyoruz. Neler yapabileceğimizi, birbirimize neler katabileceğimizi daha yeni fark ediyoruz. Jüri üyelerimizde de örnek veriyorum Büşra Hanım mesela çok başarılı bir kadın oyuncusu. Bize donanım olarak, deneyim olarak en yakın olan kişi kendisi de. Böyle bir şeyin içerisinde olmak bizi aşırı derecede mutlu ediyor. O yüzden rakip bir durum
ayrım yok. Burada hepimiz başarılıyız, hepimiz başarılı olacağız. O yüzden başarılı olabilmek için de elimizden geleni her şeyi yapacağız yani. Bir şey diyeceğim ya, kesin finali. yok, teşekkür ederim çok samimi açıklamalarından dolayı. Çok merak ediyorum yarışmadaki gidişatı, senin gidişatını çok merak ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, sizleri sormalı. Teşekkür ederiz. Kamera arkası nasıl gidiyor? Önce ondan başlayalım, çok merak ediyorum. Şöyle, biz inanılmaz derecede heyecanlıyız, bu bir. İkincisi, yarışmacılarımızın muazzam bir enerjisi var, buna inanıyoruz. Biz her hafta, bir önceki haftadan daha da güzel olacağına umutluyuz, inanıyoruz. Çünkü bu bir ekip işidir. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ben tüm oyuncularıma güveniyorum. Bir de o stresi yaşıyorsunuz sonuçta. Onlar kadar aynı şeyi siz de yaşıyorsunuz, heyecanı. Ya şimdi şöyle, öğrencilerin, yarışmacıların bütün sorumlulukları size ait olduğundan ötürü A'dan Z'ye, konuşacağı kelimelere, ondan sonra giyeceği kıyafetlere kadar motivasyon, her şeyi doğal olarak hocalarına kalıyor. Onlar sahneye çıktıktan sonra bizim heyecanımız aslında öğrencilere belli etmesek bile iki kat daha fazla oluyor doğal olarak. Çünkü oradaki performans da hafta boyu çok iyidir ama orada olmuyordur. O da üzücü bir durum ama sizi bağlıyor oradaki durumda aslında. Muhtemelen yani şöyle söyleyeyim, aslında çok fazla bunun hakkında bir şey söylemek istemiyorum ama öğrencilerin yapamadığı performanslar doğal olarak koçlara geliyor. Bu durumda da birazcık da jüriden bazı konularda esneklik talep ediyorum. Çünkü bu çocukların hepsi amatör ve kıymetli jürinin karşısına çıkıyorlar. Tabii onlara söyleyemedikleri cümleleri bize söyleyecekler. Biz de saygı duyacağız. Karşılıklı soru cevap halinde gidecek bu olay. Ben jüriden korkmuyorum. Eğer kendine güveniyorsan ve biz bunu yapmaya çalışıyoruz aslında öğrencilere. İyi bir motivasyon aslında. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Beyza bizimle birlikte. Beyza hoş geldin. Merhaba. Netleşince yarışmaya katılacağını hissettin. Tam böyle. Çok heyecanlandım. Zaten binlerce insan içinden seçildiğimiz için inanılmaz heyecanlandım. Bir yandan hiç seçilmem gibi geliyordu ama bir yandan da seçileceğimden çok emindim. O yüzden böyle bir tecrübe kazandığım için şu an çok mutluyum. Arkadaşlarına aran nasıl? Oyuncu kadrosu. Herkesi çok seviyorum. Gerçekten herkes çok sevilir mi? Gerçekten çok seviyorum. Yani böyle bir şey kadronun olacağını ben de düşünmüyordum. Herkes incelenip sık dokunup alınmış bu kadroya. Hepsiyle aramız çok iyi. Umarım ileriki haftalarda da iyi olarak devam ederiz. Yarışmada kendini nerede görüyorsun? Şöyle, aslında buraya bir yarışma gibi bakmıyorum ben. Bir basamak olarak bakıyorum. O yüzden yarışmada birinci olmak gibi bir gayem, bir hedefim yok. Sadece bu yarışmada olmak bana inanılmaz iyi hissettiriyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eren bizimle birlikte. Eren nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Yarışma netleştiğinde, artık buradayım dediğinde ne hissettin? Ben ağladım. Evet, bunu ilk defa burada açıklıyorum. Öğrendiğim anda telefon alınca çok ağladım. Yani mutluluk gözyaşlarıydı. Çok mutlu oldum. Bir yandan seçilirim gibi oluyordu. Bir yandan süreç uzayınca hala tam anlamıyla 9 erkeğe indirilemedi. Biraz daha elemelere girdik. Süreç hep devam etti. O yüzden o süreç bizi biraz psikolojik olarak hani böyle yıpratır gibi oldu. Çok emek verdik çünkü hepimiz ve finalde okeylendiği zaman gerçekten bir sevinç gözyaşlarına boğuldum diyebilirim. Jürilerden en tedirgin olduğun, çekindiğin kim? Büşra Pekin. Bu akşamki bölümde direkt yanına gidip, jüri masasına gidip onunla birebir iletişime geçeceğim. Umarım ters tepmez ve ben bu videoyu ağlayarak izliyor olmam. Heyecanlıyım o konuda yani. Ben de çok merak ediyorum. Direkt o videonun altına da ekleyelim bunu ya. Değil mi? Tam o anı. Yarışmada kendini rakip olarak kimi görüyorsun? Ben bütün erkekleri kendime rakip olarak görüyorum. Kamera önü, arkası, kaç tane erkek varsa hepsi benim rakibim. Bütün dizilerde ben oynayacağım diyormuşum. Bir yere kadar şey oldunuz değil mi? Ne iddialı falan. Asla rakip görmüyorum arkadaşlarımı, kendime. Yarışma sürecinden... Rakip görmüyorsun çünkü en iyisi benim diyorsun. Evet. Şimdi onu bağlayacaktım. Hayır, öyle bir şey yok. Rakip olarak görmüyorum çünkü süreç çok keyifli. Bir maraton, aynı lig gibi puanların eklenmesi, sırf bunu takip etmek bile çok heyecanlı. O süreç içerisinde rakip konusunda düşünmek bile istemiyorum yani. Teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Sağ olun. Zafer Bey'in kulisindeyiz. Nasılsınız Zafer Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Yarışmada sizi görmek de bizi çok heyecanlandırdı, bir izleyici olarak da aynı zamanda. Nasıl geçiyor sormak istiyorum. Kıran kırana geçiyor. Oyunculuk dünyasında müthiş bir rekabet var. Kızlar arasında çekişme var, erkekler arasında çekişme var. Bu da gayet doğal. Çünkü oyunculuk yani zor bir iş. Sanatta iddialı olmak gerçekten güzel bir şey. Onun için çocuklar da kendilerini oyunculuk sanatında iddialı olarak bize ve izleyenlere tanıtmak istiyorlar. Tüm gayeleri bu. Zor bir jüri mi olacaksınız? Vallahi ben bir kere en başta kendime karşı çok acımasız bir insanım.
Ama dışarıdaki yapılar işlere karşı biraz daha toleranslıyım. Ben zor bir jüri değilim yani. Zaten yarışmacılarla da biz konuşma, görüşme imkanımız oldu. Siz çıkmadınız dedim. Tedirgin olduğunuz jüri dediğimizde siz çıkmadınız genelde. Ama iyi, teşekkür ederim o anlamda. Demek ki pozitif anlamda bir şeyler vermişim aşağıya. Evet. Bu yarışmadaki yarışmacıların sektöre kazanılacak çok iyi isimler olacağına inanıyor musunuz gerçekten? Elbette inanıyorum. Çünkü yaklaşık 1000'den fazla oyuncu arasından bu kadar genç oyuncuyu eliye eliye buraya kadar getirdiler. Doğal olaraktır ki sahnede çıkıp bir şey oynamak, canlı performans sergilemek heyecanlı bir iş. Yani herkesin kalkıp yapabileceği bir iş değil. Biz de çünkü o dönemlerden geçtik. Ben de ilk defa sahneye çıktığım zamanları hatırladım ama son derece heyecanlı bir şey olur. Acaba lafları unutacak mıyım dersin. Boğazın korur, tahta gibi olur, elin ayağın seyirir. Ama neticede her şey çıkıp oynamaya başladığın zaman rayına oturur. İşte o soğukkanlılığı yakalayabilen, o tecrübeyi yakalayabilen insan oyuncu olur. Yani oynarken aynı zamanda kendini bir adım geriden izleyebilme yeteneğine sahip olması lazım insanın. Jüri koltuğuna otururken de bütün bunları değerlendirerek aslında izliyorsunuz anladım. Elbette tabii ki. Yani bir de jüri meselesini fazla abartmamak lazım. Çünkü biz oynayan oyuncuların hiçbirini tanımıyoruz. Kimseye karşı bir ön yargımız ya da kimseye karşı bir sempatimiz yok. Ben oyuncu olarak kendi görmüş olduğum artıları ve eksileri söylüyorum. Hülya Hanım öyle, Büşra öyle. Neticede amaç eğlenmek, çok fazla böyle işi aşırı rekabete falan taşımak doğru değil bence. İlk haftalarda bakalım o rekabet nerelere gelecek. Evet. Jüri uyumunuzu sorayım son olarak, nasıl? Gayet iyi, çünkü biz Hülya Hanım'la zaten çok eskiden beri tanışıyoruz. İlk defa onunla Salkım Hanım'ın Taneleri filminde çalışmıştık. O zamandan beri arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Büşra da bizden önceki kuşağın yetenekli oyuncularından biri. Bizim aramızda hiçbir uyumsuzluk yok, o anlamda çok iyiyiz. Yarışmacılar açısından da en böyle tedirgin edici demeyeyim de inanılmaz bir onların yanında olup destekleyebilecek bir yakınlık da var ama çok ciddi otoriter bir duruş da var. Siz de o vibe'ı da veriyorsunuz. Bu da denge oluyor galiba. Onu da hocalarımdan öğrendim. Konservatuvarda benim hocalarım da öyleydi. Bir parça oynarken ya da sınıf geçme parçasını oynarken aşağıda böyle çok otoriter dururlardı. Ama onun dışında derste çalıştırırken ya da sınav parçasını çalıştırırken daha şefkatli, daha müşfik dururlardı. Daha bir de işin ciddi olduğunu göstermek anlamında öyle bir duruş da gerekiyor belki. Çok da başarılı yapıyorsunuz bence bunu. Sağ olun. Son olarak çok erken tabii ki ve isim de zaten sormayacağım ama ya gider dediğiniz yarışmacı ya da yarışmacılar var mı böyle bir iki? Var. Var ama ismini söylemeyeyim yani. Çok merak ediyorum. İnşallah. Yani iki tane kız oyuncumuzun üzerinde baştan itibaren böyle bir şeyim var. Yani bu çocuklardan evet bir şey olur duygusu uyandırdı bende. Bakalım sonunda bir sorarız tekrar bu soruyu, evet, sonlar mıydı diye. Teşekkür ederiz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Emre şimdi bizimle birlikte, ilk haftanın birincisiydi kendisi. İlk hafta bekliyor muydun birinci olmayı? Beklemiyordum. Yani beklemiyordum derken herkes çok başarılı burada. Herkes birbirinden yetenekli. O yüzden bütün arkadaşlarım hepsinin daha iyi puanlar alacağını düşünüyordum. Kendime dahil. Herkes bir kafa kafaya gider diye düşünüyordum. Vay. Çekişmeli gider diye. Bu hoşgörüyle birinciliğe doğru koşacak gibi yarışmanın strateji mi acaba bu? Jürilerden en çok tedirgin olduğun, çekindiğin kim? Şöyle, hiçbirinden tedirgin olup çekinmedim. Çünkü hepsi belki ilk çıktığım için çok sıcakkanlı insanlar. O yüzden yani bir tedirgin olduğum veya ön yargıyla yaklaştığım bir jüri olmadı. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Böyle. Ne bekliyorsun? Yarışmanın sana ne getirmesini bekliyorsun? Şöyle, yarışmanın bana ne getirmesini bekliyorum. Buradaki ben değil, bütün arkadaşlarım dahil. Buradaki 18 kişi de hani buradan sonra belki hepimiz çok çok iyi yerlere gelebiliriz. Bütün işte sektördeki herkes biliyor bu yarışmayı, izliyorlardır vesaire. Herkese bir kapı açacağını düşünüyorum. Rakip olarak gördüğün kimse var mı? Rakip olarak kimseyi görmüyorum. Sadece hani kendimin en iyisi olmaya çalışıyorum. Kendimle yarışıyorum diyeyim. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü herkesin yeteneği çok farklı burada. Herkes birbirinden yetenekli. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Dost Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasıl gidiyor yarışma? Bence güzel gidiyor. Heyecanlı bir şekilde gidiyor ve mutluyum. Çok mutluyum şu an. Yarışmacılar çok yoruyor musun? Yok, sağ olsun, hepsi çok çalışkan. Ezberliğin yarını ezber gelin diyorum, geliyorlar. Ne söylesem tamam diyorlar, çok saygılılar. Biz oyuncular kulak deriz ona, kulağı var deriz. Bir şey söylediğim zaman kapmaları ve onu yapabiliyor olmaları gerçekten burayı hak ettiklerini gösteriyor. Çünkü 1000 küsur kişi arasından elenerek ya da seçilerek diyeyim 18 kişi geldi buraya. Hepsi burayı hak ediyor. Hiçbiri beni yormuyor. Ben hepsinden memnunum yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlere de iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Büşra Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Vallahi burada sizinle çekiyoruz sadece.
Vallahi mi? Evet evet, heyecanlandık yani. Oyuncu, yarışmacıların niye heyecanlandığını şu an anlıyorum mesela. Tabii yani sahnenin bir büyüsü var. Bazen heyecan gelir, bazen de üstün yetenek, üstün performans gelir. Bizim de şu an röportajımız belki de öyle olacak. Olabilir, bilemeyiz bunu. Neler hissettirdi size bu yarışma? Benim çok sevdiğim bir şey yetenek avcılığı aslında. Yetenekli insanlara genç, yaşlı fark etmez, çocuk. Çocukluğumdan beri bir hayranlığım ve düşkünlüğüm vardır ve onlara bildiğim şeyleri anlatma, paylaşma ihtiyacım vardır. Bu yarışma tam benim aslında seveceğim, bu zamana kadarki birikimimi paylaşabileceğim bir alan yarattı bana. O yüzden ben son derece memnunum burada olmaktan. Zor bir jüri misiniz? Evet. Yani iş deyince normalde yani üslubum çok yumuşak ama olumsuz şeylerden bahsediyor olabilirim. Çünkü iş dediğin zaman hakikaten o başka bir disiplin. Neden ben yanlış yönlendireyim ki arkadaşlarımı? Zaten şu an şaşırmadım çünkü biz yarışmacılarla da görüştük ve orada hatırlıyorum bir kişi dedi ya Büşra Hanım aslında zor dedi. Yani çok tatlı ve güler yüzle söylüyorum yani aslında olumsuz bir şeyden bahsediyorum belki ama. Ama daha çok işin içinde kaldığınız için. Zor olmak için zor değilim. Sadece kendi yaptığımız işleri de bir anlamda eleştiren ki bir dahakinde o hatayı ya da işte kendimizi nasıl geliştirebilirizin peşinden koşan birisiyim. O yüzden de ben de tüm yani çok iyi bir şey görürsem de bunu da söylemekten hiç çekinmem. Vay be, alıyoruz sizden zaten. Son olarak jüriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Jüri uyumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu sorayım. Bence jüri hakikaten çok tatlı bir ekip olduk diye düşünüyorum. Bir kere Hülya Avşar bu konuda çok tecrübeli, çok zeki, çok akıllı. Zafer abi müthiş bir usta, bir oyuncu. Bildikleri, anlatacakları çok şey var. Aynı zamanda çok esprili. Ben de işte beni biliyorsunuz. bu yarışmacıların sektöre kazanılacak çok değerli isimler olacağına inanıyor musunuz? Umarım. Şu anda bir şey söyleyemem. Var mı bir isim peki? Yok galiba henüz netleşen. Henüz netleşen biri yok ama hani sahne enerjisi beğendiğim bir kişi var şu anda. Potansiyel var yani. Bakalım. Hepsinde bence potansiyel var. Daha henüz hiçbir şey görmedik. Bakalım yarışmanın ne kadarını devam edecek. İsmi bilmiyoruz ama programın sonunda bir daha, yarışmanın öyle sonunda bir daha. Vallahi söylerim. O zaman söylerim. Buydu falan derim. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Çok mersi. İyi ki geldiniz.